Teknik direktör Hüseyin Hocam'la beraberiz. Hüseyin Hocam nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız, iyisiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani tam şampiyonluğu beklediniz galiba, ona göre ayarladınız. Hocam resmi olsun her şey. Çok güzel, aynen. Resmiden gidelim. Hocam evet. Orada müthiş tesisler. Evet, çok gerçekten güzel. Gerçekten Samsun Spor tesislerini hep söylerlerdi ama geldik gördük, gerçekten muhteşem tesisler. Kesinlikle. Evet. Yani tesisleşme anlamında Samsun Spor gerçekten çok Başkan Yüksel Yıldırım'ın maddi manevi desteğiyle zaten çok iyi bir durumda. Olması gereken bu aslında evet, ama burada doğru. Samsun Spor'da gerçekten çok iyi durumda tesislere sahibiz. Bir teşhir söylüyorlar. Hüseyin Eroğlu. Evet, sağ olsunlar. Şimdi ilk gün geldiğimizden beri tabii ki taraftara dokunmak, onlarla iyi iletişim kurmak değerli ve önemliydi. Evet, saha içerisinde bir şeyler yaparız ama bu şehri ayaklandırmamız lazımdı. Şehrin buna ihtiyacı var. 11 yıllık bir hasret var ama yıllardan beri oluşan bir küskünlük, takımla ilgili aradaki mesafe. Ama geçmişinde Samsun şehrinin bir marka futbol şehri. Samsun'un da çok değerli bir markası Samsun Spor Kulübü. Hepsi birleştiğinde çok güzel bir konsept çıkacaktı ve kendimize çok inanıyorduk. Burada başaracağımıza inanıyorduk. Geldiğimiz nokta çok değerli şampiyonluk Süper Lig'e çıktı. Ben isterseniz sezon içerisinde dönmek istiyorum. Tamam. Sezon içerisinde en çok zorlandığınız, en çok keyif aldığınız maçlar hangileri? Şimdi zorlandığımız maçlar tabii ki oldu geldiğimizde ilk haftalarda. İlk geldiğimiz hafta işte Bandırma ile başlayan, o gün tabii ki takımımızda bir küçük değişiklikler başlamıştı saha içerisinde. Ben çünkü günü kurtarmak için değil, geleceği kurtarmak için. Ki geldiğimizde en az 7-8 oyuncumuz yoktu, sakattı. Hiç bahane üretmeden o oyunculara değerli olduklarını hissettirip sistemimizi kurgulamaya başladık. Aslında sistem, formasyon anlamında Bolu maçıyla başlayan değişiklik bize 20 maç seri getirdi ve şampiyonluğumuzu garantiledi. Antrenörlüğümde şey vardır benim, oyunu oyuncu üzerinden değil oyun üzerinden değerlendirmek. Çok çok güçlü bir takım haline geldi. En keyif aldığınız maç? Bazı maçlar vardı, çok keyif aldık ama skor alamadık. Baktığında işte skor aldığımız bir Eyüp maçı var. Deplasmanda aslında 29 Ekim'de Pendik'te kazandığımız 2-0'lık maç var. Aslında o dönüm maçlarından biriydi bizim için. Çünkü çok fazla sakatınız vardı. Sakat eksik vardı ve o an Pendik Spor'a gittiğimizde orada o ana kadar istatistiklerde çok güçlü bir Pendik Spor vardı. Şimdi aslında derler ya, bunu bir etap etap bakmak gerekirse evet belki de çok zor bir etap geçirdiniz. Yani Samsun Spor şampiyon yaptınız. Evet. Aslında her geçen zaman daha farklı bir etap var. Şimdi Süper Lig. Evet. Şimdi aslında hem sizin şimdi aslında bu ilk olacak. Zaten evet. Samsun Spor'da ilk olmuştu bu şampiyonluk. Süper Lig'le alakalı düşüneceğiz neler hocam? Samsun Spor'la alakalı. Şimdi tabii ki bu seneyle ilgili planlarımız noktalandı. Benim kişisel hedefim zaten Süper Lig'de teknik direktörlük yapmaktı. Bunu belki yıllar önce Altın Ordu'dan ayrılıp bir Süper Lig kulübüne gidebilirdik. Evet. O zaman oradaki görevimizi devam ediyordu. Biz istedik orayla da bunu başaralım. Ama bir misyonumuzu tamamladık. Senin durumunda ne kızdırır, ne geldi yapar veya da ne şeyler, nasıl şeyler çileden çıkartır? Ya çileden çıkmak yapım gereği tabii ki sinirlendiğim an oluyor. İçinizde yaşıyorsun yani. Ya içimde o anki kafamda hemen sentezliyorum. Yani onun oradaki öfke bana ters bir orada yanlış bir hareket yaptıracağı düşüncesi. Var bir şey. Saat kavramı benim için önemlidir. Herkes aynı saatte gelecektir. Gelmeyen cezasını öder. Kurallar vardır tabii ki. Tabii. Kural vardır yani. Herkes aynı mısın? Tabii. Yabancı yerli olur mu? Hepsine var. Ben geç kaldım mı ben de cezayı. Yardımcı hocalarım. Bize zaman kavramı bizim için önemlidir. Yani anlatmak istediğim kurallar vardır. Kurallara herkes uymak zorundadır. Bu ama benim koyduğum kural değil. Asıl futbolu gerektir. Yani zaman kavramı 10 diyorsa herkes 10'da orada olacak. Veya yani 11'de orada olacak. Yani geç kalır. Gerek yok. Yok. O kurallar diyoruz ya biraz işte disiplin. Bu kurallar bizim için önemli. Antrenmanda herkes çalışacak. Antrenmanda çalışmayan başta söylüyorum. Çalışmayacak varsa izin verebilirim diyorum. Ama ama hafta sonu oynamayacak diyorum ona. Bunların önümüzdeki senede verecekleri desteğin ihtiyacımız olduğunu ve tekrardan öncelikle bu şampiyonluk Samsun taraftarına ve Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
Çok keyifli bir röportaj oldu. Benim için de çok keyifli oldu. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Size de başarılar diliyorum. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok güzel bir yerdeyiz. Neredeyiz? Samsun'dayız ve Samsun Spor'un şampiyonluk hikayesini çok özel iki isimle konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında biz de hoş geldik. Doğru söylüyorsunuz. Birbirimizi ağırlıyoruz diyelim. Doğru söylüyorsunuz. Birbirimizi ağırlıyoruz diyelim. Vallahi bir kere Samsun Spor'u çok seviyoruz. Çok sevdiğim, çok saydığımız bir camiye. Çok hak edilmiş bir şampiyonluk. Öncelikle tebrik ederiz. Ve ben isterseniz sizi bir tanıtayım. Acaba bugün kimle beraberiz noktasında? Aynen TV'de. Evet, Samsun Spor Şimşekler Taraftar Grubu Ulusal Başkanı Volkan Altun. Evet. Aynı zamanda Samsun Spor Şimşekler Taraftar Grubu Tribün Lideri Melih Demirbaş. Doğru mu? Evet. Doğru. Öncelikle şampiyonluk hikayesi. Aslında şampiyonlukla alakalı çok şey yazılır. Ama o şampiyonluk nasıl kazanılmıştır? O şampiyonluk gelene kadar kan, gözyaşı, drama, her şey vardır. İsterseniz Volkan Bey, sizden küçük bir şekilde bir şampiyonluk hikayesini alabilir miyiz? Bizim şampiyonluk hikayemizin aslında özeti şu. Bir başarısızlığın başarı hikayesi. Biz şehir olarak zaten şampiyon olmuş bir şehiriz. Milli mücadelenin başladığı şehirdir. Evet. Burada tohumu düşmüştür. Milletini sevme kavramıdır. Zaten Volkan Bey, lafınızı kestim. Samsun Spor noktasında Samsun her şehrinde her yer kırmızı beyaz gördü. Evet. Bir kere mükemmel bir duygu. Orada hemen şunu kırmızı beyaz deyince, şimdi bizim şöyle bir sloganımız vardı bu seneyle ilgili. Rengimiz belli, hepimizin rengi. Bakın bu söz, belki insanlar bunu küçük bir söz olarak değerlendirdi. Belki içinde farklı, bizim rengimiz belli işte, böyle değerlendirdi. Ama aslında biz onu milli ruhu anlatmak için söylüyoruz. Ve Cumhurbaşkanımız burada miting yaparken sözlerine rengimiz hepimizin rengi diye başladı. Bizim sözümüzü kullanarak başladı. Ve en önemli aksiyonumuz Hüseyin Eroğlu. Toprağını seven bir adam. Biz birlikteliğe odaklandık. Ve bu süreci birlikte öğrettik. Şampiyonluk hikayesini acı ya da tatlı sizden kısaca alabilir miyiz? Vallahi kardeşim, öncelikle hoş geldin diyorum. 11 yıldır gelmeyen bir şampiyonluk şu andaki bazı insanlara, çok büyük Samsunsporlu kardeşlerime bir rüya gibi. Samsunspor sayesinde sevinmesi, bize katılmaları, evet. Yani geleceğe çok güzel bir izlenim bırakıyor. Sayımız daha da çok artıyor. Evet. Çok gümbür gümbür Samsunspor geldiğine inanıyorum. Hocamız taktiksel açıdan taktiğini verir. Taraftar takımını destekler. Aşçısı yemeğini yapar. Malzemecisi malzemesini taşır. Mekanizma gibidir. Doğru. Bunların hepsi bir araya geldikten sonra başarı da zaten geliyor kardeşim. Doğru. Aslında ait olduğu yere gidiyor değil mi? Evet. Ya bunu ait olduğu yere gidiyor. Yani Türkiye'nin sevilmesini diye evet. Konu. Evet. Bravo. Evet. Çok bravo. Güzel özetledi. Bravo. Türkiye'nin neresine gidersen git, hangi takımına gidersen git, bizi sevmeyenler de dahil. Yani Samsunspor'u sevdiler ki bu takım süperlik. Süperlik takımı. Yani bu şehir olarak. Aslında sevmiyor ama saygı duyuyor. Evet. Bu daha büyük bir şey. Kesinlikle. Yani şimdi evet. Biz gittiğimiz deplasmanlarda süperlikte de olsun, PT birincilikte de olsun, gittiğimiz deplasmanlarda adamlar 5000 kişi oynuyor. Samsunspor geliyor diyor 20.000 kişi oluyor. Güzel Anadolu takımlarını güzel temsil eden, üstleri oynayan, kupa maçlarında güzel işler yapanları sosyal medyada kimse kullanmıyor. Kimse yani değerlendirmiyor. Doğru. Gazeteler onları yazmıyor. Biz bu saltanatı bozmak için Samsunspor Anadolu'yu en iyi şekilde temsil edip Allah izin verirse Süper Lig'de gerekene Yüksel Yıldırım Başkanımızın inşallah biraz daha böyle daha disiplinli, daha kontrollü, güzel transferlerle, daha çok transferli, akıllı transferlerle tarafta transfer ister, yaparak inanıyoruz yani. Doğru. Hüseyin Eroğlu gerçekten bizi çok şaşırttı. Ve yani ona olan inancımız sonsuz. Yani Hüseyin Eroğlu'nu siz tanıdıkça sevdiniz mi? Kesinlikle. Abi, değil mi Volkan Bey? Biz Hüseyin Eroğlu hocamızı, evet. Hüseyin Eroğlu hocamızın bize bakışı, bırakın futbolu, bırakın taktiksel. İnsanlık var. Kesinlikle. Yani onun arkasında durmak. Evet. Volkan abinin lafı gibi. Türk ailesini temsil ediyor. Kesinlikle. Evet, evet. O zaman da Süper Lig şampiyonluk programı yaparız. Evet, tamamdır. Sizi Samsunspor taraftar grupları olarak ağırlayacağız. İnşallah. Çok teşekkürler. Şampiyon konuklarla devam ediyoruz. Yılport Samsun Spor İcra Kurulu Başkanlarımız, VSL Başkanımız, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sonra başkanımız hoş geldiniz. Merhaba. Öncelikle şampiyonluğunuz hayırlı olsun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Hem Türkiye'nin Samsun Spor'a hem Samsun Spor Türkiye'ye ihtiyacı vardı. Bu yönden de ben şampiyonluğunuzu çok değerli ve önemli buluyorum. Sağ olun. Biz de sizleri burada görmekte mutluyuz.
Öte yandan aylar öncesinde verdiğimiz bir sözü de yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıyer sahilinde şampiyon olduğumuz zaman ilk röportajı size vereceğiz dedik. Evet. Onun için de sizin gibi güler yüzlü kardeşlerimizle program yapmak bizi mutlu eder. Ben şunu sormak istiyorum herkese de. Şimdi şampiyonluk ortamı gayet keyifli, gayet neşeli. Herkes bakıyor, yüzler gülüyor. Herkes yüzünde güller açıyor. Ama sezon içerisinde sizler aslında bence Samsunspor gizli kahramanlarısınız. Tamam, her ne kadar Sayın Başkan Yüksel Yıldırım daha bir anda gözükse de bana göre sizler aslında Fuat Bey'in de aklımak üzere. Bu üç kişi aslında çok önemli işler yaptınız. Sezondaki şampiyonluk nasıl geldi? Neler hissettiniz? İstersen de Sayın Başkan'dan başlayalım. Valla tabii senin de söylediğin gibi finali mutlu sonla bittiği için hepimiz bir kere geçmişte yaşadıklarımızı en azından bugün unutmuş görünüyoruz. Ama hakikaten bu çok kolay olmadı. Sezonun ilk 5 haftasında maalesef 1 puan ortalamayla işte 6 puan toplayarak geldik bu haftaya. Ondan sonra başkanımız ani bir kararla, ki bence en doğru zamanda bu kararı da aldı. Ne yapalım? Önce başkana bunu deklare etmeden önce Hüseyin hocamızı aradık. Bir baktık ki 1,5 saat sohbet etmişiz hocayla. Hoca çünkü bizi de öyle içine alan bir sohbet oldu ki. İşte ben bir soru soruyorum. Hocam Samspor'u nasıl buluyorsun? Samspor'u anlatıyor. Bizim duymak istediklerimiz. Sanki içimizden birisi ona ihbarda bulunmuş. Dersini mi çalışmış? Aynen. İşte Samsun'da nasıl bir ambiyans var biliyor musun? Gayet iyi biliyorum. Neyse, benim kafası karıştı, hatta bizim hocayla mı konuşuyoruz dedi. Aynen öyle. Şimdi yapmayın ki biz bizimkilerden daha iyi biliyoruz. Ama sizi gerçekten iyi biliyor çünkü 2 sezon önce de Altın Ordu'dayken sizi yani yarı finalde de elemişti. Bence Samsunspor'u da iyi de tanıyordu. Ya tanıyor ama yani bu kadar böyle hani yani. Böyle gönlümüzden geçen, kafamızdan geçen işte. İşte yok yabancı sorusu soruyoruz, başka bir cevap. Camia diyoruz, başka bir cevap falan. Biz tamam mı? Bir şeyler öğrendik sadece. O zaman dedik ki tamam ya. Öyleydi, böyleydi. Bir şey olacak dedi. Ne olacaksa olsun dedi falan. Biz bu şeyden aradık. Dedik ki başkanım şu anda icra toplantısı bitti. Üçümüz de buradayız. Eve gitmeden bizim adayımız... Son ve tek adayımız Hüseyin Eroğlu. El sıktık, işte kamuoyuna düşen resmi orada. O resimde ortaya çıkmışlar. Hemen ellerini sıktık orada. Hüseyin hocamla başkanım el sıkıştılar. Ertesi günde zaten Samsun'a geldi. Doğru. Esen Başkanım. Esenler Belediye Başkanımız Tevfik Göksu'nun size bir armağanı var. Esenler Belediye Spor Kulübümüzün bir forması. Çok teşekkür ediyoruz. Ne demek? Sunarcığım, çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Selamlar. Biz de Sayın Başkanımız Tevfik Göksu Bey'e çok teşekkür ediyoruz sizin aracılığıyla. Yaptıkları hayırlı hizmetlerde başarılar diliyoruz. İnşallah hep birlikte sağlıklı, güzel günlerde birlikte oluruz. Yarı İstanbullu olarak da ben de Tevfik Bey'in takipçisiyim. Çok teşekkürler. Sonra bizim anında görüşürüz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Elinize sağlık, ayağınıza sağlık. Kendiniz şeref verdiniz, gurur verdiniz. Başkanımıza da selamlar, saygılar sunuyoruz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun kardeşim.